Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kontrolmatik hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar Kontromatik hisse senedi gayet güzel bir şekilde son 4 gündür yükseliş aslında başlatmış durumda. Bizim normalde tepe noktamız 351 seviyesine kadar bir yükseliş vardı. 351 seviyesi tepe noktamdan itibaren hissemiz zaten bir iniş trendine girmişti. Bunu daha önce dile getirmiştik. Şimdi hissemize bakıldığı zaman daha da yakından bakıldığı zaman özellikle aşağıda 187 kritik bir destek olarak biz bunu belirtmiştik arkadaşlar daha önceki yayınlarımıza, videolarımıza. Hissemiz zaten buradan itibaren bir alıma geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman biz öncelikle makteye araya sayımıza, ara RSI sayı tarafımıza dostlar bir yükseliş burada kırılmış durumda ama henüz bir negatif bölgede. Tabii ki buna karşın makteye tarafımıza da bir pozitifte güzel bir seviyeler oluşmuş durumda. Tepe noktamıza Burası 7.05 seviyesi ve daha önceki tepe noktalarımızın üstüne seriliyor. Sadece arkadaşlar geçen sene Kasım ayında bir tepe noktası burada oluşmuş durumda. Şimdi hissemize tabii ki henüz bir tepe noktası arayışı daha da devam edecektir. Eğer bu şekilde devam ederse arkadaşlar bir yeni tepe noktaları yani 7 seviyesinin üstünde tepe noktaları yaparsak güzel olur. Ve RSI tarafımızda pozitif tarafa geldiği vakit ilk başta geleceği noktalar öncelikle şuraya gösterelim 8.43. Burayı da zaten geçmiş durumda ve sırada 2.34 negatif bölgede bir şekillendirme RSI tarafında görmemiz e, tabii ki mümkün görünüyor şu anda. Hacimsel olarak da bir artış zaten burada e, görüyoruz. Dolayısıyla bizim bize hızlı bir şekilde yükselecektir. Yani hissemizin para girişinin arttığından bahsediyoruz arkadaşlar. Para girişimiz bu şekilde de artmaya devam ederse gayet güzel bir şekilde şekillendirmeler özellikle yukarıdaki 300 seviyesini arkadaşlar kırma ve bunun üzerlerine şekillendirmeler yapmanızı bekleyeceğiz. Hissemizin inen trendimizde şu tarafta arkadaşlar bir direnç noktası vardı. Buraya kıramamıştı ve tabii ki bir iğne atıp hızlı şekilde çekmişti. Şimdi arkadaşlar bizim burada direncimizi kırmış ve güzel bir şekilde seyrediyor 254 seviyesinde. Eğer ki hissemiz arkadaşlar 2 gün daha bunun aşağısına inmez ise yani şurayı daha da genişlettireyim sizler için dostlar. 2 gün daha arkadaşlar bunun aşağısına yani 249'un ve inen trendimizin aşağısına inmezse ve tabii ki yukarılarda özellikle 259 üzerinde kapanışlar görürsek arkadaşlar mükemmel bir şekilde hissemizi daha da yukarı doğru 300 seviyelere doğru atma ihtimalleri vardır. Bugün itibariyle baktığımız zaman gayet güzel bir şekilde 106 seviyesinde e, seyrediyor. 261 seviyelerinin üstlerinde bir seyrini yapmıştı. Ama tabii ki burada hızlı bir şekilde artmalarda e, devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bizim buradaki aşağıdaki RSI maktemiz bunu gösteriyor. Bakın burada RSI'miz pozitif tarafta ve bizim 7 seviyemizin üzerlerine daha da gidiyor. Tabii ki hal böyle olunca arkadaşlar hissemizi yukarı doğru atmalarda sürdüreceğini düşünüyoruz. Günlük baza bir gelelim arkadaşlar tekrardan. Günlük baza geldiğimiz zaman bizim hisse senedimizin bu noktaları gelirse tabii ki şurada bir çanak formasyonu da var değil dostlar? Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Çanak formasyonumuza bizim gösterdiğimiz nokta yani 261'li seviyeler üzerlerinde belki bu hafta yani cumaya kadar bir kapanış olursa hissemizi hızlı bir şekilde sırasıyla arkadaşlar ben nokta haline göstermek istiyorum. Sırasıyla ilk başta 283. Arkasından 291 ve arkasından da 300 seviyesindeki direnci kırarsa mükemmel bir şekilde hissemiz daha sonra 304 seviyesi arkasından ise arkadaşlar 319 seviyesi sırasıyla bu noktalar üzerine gidecektir. Çünkü bu noktalarda geçmişe bakarak buradaki tepe noktalarından baz aldım arkadaşlar. Eğer ki bu şekilde bir yukarı doğru atma ihtimali olursa da hissemiz güzel bir şekilde yukarı doğru yani daha önce kıramadığı 351 direncimiz inşallah buraya doğru gelir ve burada kırarsa da güzel bir şekillendirmeler daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki şu anda henüz erken arkadaşlar ama bir tık kaldı bence. Yani bugün ya da yarın burayı kırarsa yani bizim çanak formasyonunun dışında bir fiyatlandırma yaparsa mükemmel bir şekilde gösterdiğimiz noktaları adım adım geleceğini basmak basmak geleceğini düşünüyoruz. Çünkü keza arkadaşlar daha önce geçmişte bunları daha önce yaşamışız. Daha önce yaşandığı için bunlar aynısı burada da yaşanacak anlamına gelir arkadaşlar. Tabii ki yurt içi, yurt dışı, şirket içi olumsuz haberler gelirse işin durumu değişebilir. Ama inşallah bu şekilde bir e, olumsuz haberler gelmez de güzel bir şekilde hissemiz yukarı doğru atarlar ve güzel bir kazançlar da elde etmiş oluruz. Değerli dostlar sizlere kontrolmatik hisse senedinin teknik analizini yapmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.